başlamak üzere. İlk düdük iki takıma da başarılar. Bu kapan Hamit Altıntop. Solunda Emre Çolak var, ona doğru. Emre ortasını yaptı ceza sahasına. Bir kafa dışarı gitti top. Elmander gol pozisyonu Umut Bulut. Bir büyük hata, dışarı gidiyor. Çok büyük bir hata. Fenerbahçe savunmasından Bekir görüntüde topu kaptırdı ama çok önemli bir fırsattan yararlanamadı Galatasaray. Yeniden izleyelim. İşte Bekir. Pres var. Elmander de o bölgeye geldi. Volkan çıktı. Umut vurdu ama kaleci Volkan ellerinin ucuyla dokunuyor topa. Korner. İlk büyük tehlikeydi bu 9. dakikada. Köşe vuruşunu kullanıyor Galatasaray Selçuk'la. Bir vuruş. Dışarı gidiyor top. Hamit. Kayıt. Gel Kayıt. Alex boşa çıktı. Kayıt Alex. İkinci hamle. Yine Kayıt. Ebue ve Selçuk. Galatasaray yine bütün hatlarıyla rakip yarı alanda. Bir uzun top. Bir hata ve gol. Gol gol Umut Bulut. 19. dakika. Galatasaray 1-0 önde. Golün altında imzası olan isim Umut Bulut. Çok büyük bir hata. Mert Günok'tan. Isınmadan. Isınmadı hiç. Henüz oyuna gireli 2-3 dakika olmuştu. Umut araya girdi. Fırsatçılığını konuşturdu ve golü attı. Süper Kupa'da Galatasaray 1-0 önde. İşte Bekir ve Mert. Mert muhtemelen bırak dedi. Bekir de bıraktı. Ardından da araya giren Umut golü yaptı. Galatasaray'ı öne geçirdi. Süper Kupa'da şimdi 1-0 önde Galatasaray. Bu arada sarı kırmızılı tribünlerin bulunduğu bölgeden sahaya yarıcı Umut'un derinlemesine pası. Hareketlenen Engin, bir orta. Son anda bir müdahale var mı? Elmander dokunamadı. Orada Egemen de kademeye girme uğraşındaydı. Etkili geliyor Galatasaray atakları. Bu iki forvet Galatasaray'da çok pres yaparlar ama gol vuruşları konusunda bir aylık sıkıntıları var. Girdi araya. Şimdi Emre'nin derinlemesine pası. Offside yok. Elmander gole gidiyor. Bir vuruş dışarıya. Galatasaray adına Johan Elmander, işte bu pozisyon. Mert çıktı. Açısını daraltmaya çalıştı Elmander. Şimdi Kayıt. Alex. Alex şut pozisyonu vurdu dışarı. Alex. Bu da Fenerbahçe'nin en önemli pozisyonu. Altıcı yardımcı Alex topun gerisinde. Orta geldi kale sahasına doğru. Bir kafa dışarı. Egemen. Egemen bu tip hava toplarının karşı taraftaki yardımcı. Alex topun gerisinde. Orta geldi kale sahasına doğru. Bir kafa dışarı. Egemen. Egemen bu tip hava toplarının işte daha barajı yapmakla uğraşırken kullanınca Alex sarı kartı görmüş oldu. Bir kez daha topun gerisinde. Alex orta geldi. Seken top ve doğrudan ağlara gidiyor. Alex'in golü Fenerbahçe beraberliği yakaladı Süper Kupa'da. Savunmadan seken top. Galatasaray kuleleriyle buluşuyor. 45. dakika diyelim biz buna. Fenerbahçe skora dengeyi getirdi. Bu arada oyun alanında bir gerginlik var. Ebue ile Caner arasında. Uzatma dakikalarında. Yine meşaleler var. Bu sefer de birbirlerini atıyorlar. Alex'in golü farklı açılardan. Şimdi Hakan Balta. Emre top istedi. Hakan'la duvar pası. Hakan'ın ortası. Bekir kademede ikinci hamle. Bir vuruş kaleci Mert. Mert sıyrıldı rakibinden. Depkayt. Depkayt gidiyor. Yerde kaldı. Cüneyt Çakır devam diyor. Kayıt
faul bekledi yardımcıya. Bir ikazı var. Bu arada savunmanın arkasında bir top. Offside pozisyonu yok. Umut vurdu ve golü attı. Umut Bulut'un golü. Galatasaray 2-1 önde, gol Umut. Galatasaray tribünlerinde yine meşaleler yandı. Umut'un kendisi ve takımı adına ikinci golü. Sarı-kırmızılı takım bir kez daha öne geçti Erzurum'da. Kayt burada topla hareketliydi. İki kişinin arasında kaldı. Faul bekledi Kayt. Cüneyt Çakır oynayın dedi. O top devamında Umut'a bir gol pası oldu. Ve Umut Bulut bir kez daha Fenerbahçe filelerini havalandırdı. Umut'la paslaştı. Elmander kendisini gösterdi sol taraftan. Emre Çolak. Fenerbahçe savunmasında 4 futbolcu var. Emre vurdu, üstten dışarı gitti top. Baroni vuramadı. Bir orta denemesi daha. Bir kafa, ikinci hamle. Kayt ve gol. Bir Kayt ve bir kez daha beraberlik. Kayt'ın golü. Galatasaraylı futbolcular itiraz ediyor. Cüneyt Çakır'a Kayt'ın golüyle skorda bir kez daha denge var. Hollandalı Vaslui maçında da 2 gol kaydetmişti. Bu kez de golünü atmayı başardı. Galatasaraylı futbolcuların itirazı. Pozisyonu tekrar izleyelim. Yerde yatan bir Galatasaraylı mı o? Fenerbahçe mi? Burada Baroni'nin topu elle kontrol ettiği yönünde itirazları var. Offside'ı Umut bozdu. Offside yok bence. Yok, offside yok. Umut bozdu offside'ı. Ama Kayt'ın elini düzeltirken Baroni'nin pozisyonu için bir itirazı var Galatasaraylıların. O görev yapıyor bu bölümde. Caner. Kayt. De Kayt. Kayt bir çalım daha. Şimdi Hasan Ali'ye. Hasan Ali'nin ortası. Bir kafa yandan dışarıya gidiyor top. Ceyda tebrik etmek gerekir. Ebu'ye Hamit paslaşmaları. Umut araya girmek istedi. Caner. Penaltı dedi Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır penaltı dedi. Yardımcı hakem verdi penaltıyı. Yardımcı hakemin. Çizgideki hakemin uyarısı var. O bölgede Bülent Yıldırım var. Çizgi hakemliği müessesesi ilk kez uygulanıyor bu maçta. Bülent Yıldırım'ın ve Tarık Ongun'un ikisinden birinin müdahalesi olmuş olsa gerek. Bir kez daha izleyelim. Umut ve Caner pozisyonun kahramanları. Bu pozisyon daha net bir penaltı. Penaltı sağ ayağıyla vuruyor. Caner'in azar Fenerbahçe'de. Caner gitti Cüneyt Çakır'ın yanına. Sanıncı dakikada bir penaltı golü. Vallahi Cüneyt Hoca da formda değil. İyi başlamadı sezonu. Yani Kayt'a yapılan Galatasaray'ın ikinci golünden önceki hareketi düşünelim. Bir de bu hareketle karşılaştıralım. İkisini beraber. Sağ ayağıyla gereksiz bir çelme atıyor. Çelme yok Levent abi. Vuruyor. Sağ ayağıyla sağ ayağına vuruyor. Ben topa vurmuş gibi zannettim önce. 6 dakikalık bir uzatma, en az 6 dakika daha oynanacak. İki kişilik bir baraj. Amrabat da o barajın içine gelmişti. Muslera iki kişi de kalsın dedi. Alexen şimdi Mehmet Topuz'a doğru. Mehmet'in ortası, kale sağlığı. Direkten geri geldi top. Dirçısında Amrabat'ın pası. Bir vuruş, kaleci Mert. Aydın vurdu, Mert çıkarttı. Neler oluyor son bölümde?
bir o kalede bir bu kalede gol pozisyonları. Düz gol pozisyonu yani. Hep vuruş becerisi. 90 artı 3. İşte Amrabat'ın pası. Aydın'ın ucu Galatasaray'da atağa katıldı. Aydın'a sıyrıldı Baroni'den. Şimdi Amrabat. Kale sahası içinde. Bir kafa vuruşu ama o kafa savunmadan geldi. Büyük bir heyecan var Erzurum'da. Galatasaray yedek kulübesi ve şimdi Aykut Kocaman geldi görüntüye. 3-2 önde Galatasaray ve son düdük. Süper Kupa Galatasaray'ın.